var. Benim atölyenin yalıtım trafoları. 380'e 110 voltluk trafo var. Bir de 24 volt DC'yi aldım. Trafom var. Bu sigorta trafolara ait olan sigorta. C10 amper. Trafoların şu anda çıkışlarında herhangi bir yük yok. Trafonun şu anda 10 amper çekme ihtimali 0. Trafonun çıkışları boşta. Sigortanın çıkışında kontaktör var. Kontaktörden sonra trafolarıma gidiyorum. Burada bir operatör panelim var. Operatör panelden enerjilendireceğim. Kontaktörün sesiyle çekme sesiyle ya da bırakma sesiyle sigortanın atma sesi birbirlerine karışacak. Kafanız karışmasın. Ben enerji verdiğim anda enerji verdiğimi ise söyleyeceğim. Şu anda enerji veriyorum. Sigorta açma yapmadı. Kestim. Verdim. Sigorta açma yaptı. Kaldırıyorum. Bakın kaldır kaldırmaz trafom enerjilendi. Kesiyorum. Bir daha veriyorum. Açma yapmadı. Kestim. Verdim. Açma yapmadı. Kestim. Verdim. Açma yaptı. Eğer bir kısa devre arızası falan olsa şimdi kaldırdığımda tekrar atması lazım ama atmıyor. Kestim. Verdim. Açma yaptı. Kestim. Verdim. Açma yapmadı. Kestim. Verdim. Açma yapmadı. Kestim. Verdim. Kestim. Verdim. Verdim. Şu anda bakın açma yaptı. Trafon boştayken enerji verdiğimde bazen sigortasını açma yaptırdı ki sigortanın değeri trafoya göre oldukça büyük. Bazen açma yaptırdı, bazen açma yaptırmadı. Bu videoda trafolar boşta dahi olsa devreye girerken niçin yüksek pik akımları çekerler? Bunun cevabını arayacağız. Bu videoda cevabını arayacağımız soru trafolar devreye girme anında neden yüksüz dahi olsa bazen kesici ya da sigortaları açtırırlar? Bu sorunun cevabı gücü ne olursa olsun, ister çıkışında yük olsun, ister çıkışları boşta olsun, trafolar bazen devreye girerken anma akımları nispetinde pik akımları çekerler ve bu her devreye girdiklerinde olmaz. Düzensiz olarak gerçekleşir. Peki trafolar devreye girerken bu pik akımlarını neden çeker? Bu sorunun cevabını verebilmemiz için bir miktar manyetizmaya girmemiz gerekli. Ferromanyetik malzeme manyetik alana maruz kaldığında atomların dizilişi, elektronların spin yönleri bir düzene girer ve bu ferromanyetik malzemeye manyetik alan özelliği, mıknatıslanma özelliği kazandırır. Normalde ferromanyetik malzeme içerisindeki domain bölgeleri burada görmüş olduğunuz gibi karışıktır. Eğer siz bu ferromanyetik malzemeyi bir manyetik alan içerisine sokacak olursanız buradaki domain bölgeleri düzenli bir hal alır ve ferromanyetik malzeme mıknatıslanmış olur. Yine meşhur bir eğrimiz var. BH eğrisi, manyetik akım mıknatıslama eğrisi. Bu bir ferromanyetik malzemenin mıknatıslanma ve bu mıknatıslanmanın oluşturmuş olduğu malzeme üzerindeki manyetik akıyı bana gösterir. Buradaki grafiği anlatabilmem için şöyle düşünelim. Bir bobinim var. Bobinim içerisinde bir adet nüve var ve bobinime ben önce bir yönde akım uyguluyorum, gerilim veriyorum ve bu bobinin üzerinden bir akım geçiriyorum. Bu akım değerini örneğin artı yönde arttırıyorum. Daha sonra kaynağımın yönünü ters çeviriyorum ve bu sefer aynı şekilde değerini arttırarak eksi yönde bu bobinimden bir akım geçiriyorum ve buradaki demir nüvedeki ya da ferromanyetik nüvedeki mıknatıslanmanın durumuna bakıyorum. Bunu şu şekilde inceleyeceğiz. Anlaşılması kolay olsun diye ilk önce kesik çizgilerle başlayacağız ve sırasıyla bu H eğrisini siz bobine uygulamış olduğum akım ya da vermiş olduğum gerilim olarak düşüneceksiniz. Ve vermiş olduğum bu akıma karşılık nüvede oluşan manyetik akıya bakacağız. Kesik çizgilerle başlayalım. Şu anda nüvem nötr pozisyonunda. Üzerinde herhangi bir artık mıknatıslık kalıcı manyetik alan yok. Ve başlıyoruz. Akımı artı yönde arttırıyorum. Akımı arttırdığımda nüve üzerinde bir manyetik akı oluşuyor. Akımı arttırıyorum, nüve üzerinde bir manyetik akı oluşuyor. Akımı arttırıyorum, nüve üzerinde bir manyetik akı oluşuyor. Ve akımı buradaki BS noktasına kadar arttırıyorum ve nüve üzerinde bir manyetik akı oluşuyor. Buraya kadar aslında benim malzemenin, ferromanyetik malzemenin lineer olarak manyetik akısının arttığı bir nokta. BS dediğimiz nokta benim nüvemin doyuma gittiği nokta. Bu noktadan sonra akımı siz istediğiniz kadar arttırın. Manyetik akı akımla
orantılı olarak artmaz. Doyuma geçen veya doyum noktasına gelen bir nüvede manyetik akıyı siz arttıramazsınız. Bu sefer gerilimimi azaltıyorum. Yani bobinimden geçirmiş olduğum akımı azaltıyorum. Kesik çizgilerle doyum noktasına gelmiştik. Akımı azalttığım zaman bu sefer şu yukarıdaki dönüş grafiği dediğim ya da dönüş eğrisi dediğimi takip edeceksiniz. Çıkarkenki göstermiş olduğu artım miktarlarını bu sefer düşüş noktasında akımı azalttığımdaki manyetik akının düşüşte göstermiyor. Düşüşte daha az adımlarla benim manyetik akımda azalma oluyor. Daha sonra ben akımı şu noktada sıfırlamışım ama B eksenine bakacak olursanız burada BR gibi bir değer. Bu BR benim nüve üzerindeki artık manyetik akım. Daha sonra kaynağı eksi yönde bağlamışım ve yine akımı arttırıyorum. Şurada akımı arttırıyorum. Bu sefer bakın akımı ters yönde verdim ama manyetik akı ters yönde dönmedi. Öncelikli olarak demin artı yönde vermiş olduğum manyetik akıyı önce sıfırlayacak. Daha sonra eksi yönde bir manyetik akı oluşturacak. Akımı arttırıyorum. Buradaki artık manyetik akıdan azalıyor. Şu noktadan sonra ne oluyor? Bu sefer eksi yönde bir manyetik akı oluşuyor. Akımı arttırıyorum. Manyetik akı artıyor. Yine eksi yönde eksi BS'ye yani doyum noktasına geliyorum. Bu noktadan sonra siz akımı ne kadar arttırırsanız arttırın. Manyetik akıdaki değişim çok yüksek değerlerde olmaz. Hemen hemen sabittir. Daha sonra eksi yönde akım vermiştim. Akımı bu sefer azaltıyorum. Bu sefer eksi yöndeki dönüş grafiğim ise şu. Akımı azaltıyorum. Bakın çıkıştaki göstermiş olduğu artımı burada göstermiyor. Daha az adımlarla düşüyor manyetik akı değeri. Eksi yönde manyetik akı azalıyor azalıyor. Şu noktada akımı sıfıra getirmişim. Ama bu sefer de eksi yönde bir artık mutnasiyet ya da artık manyetik akı oluşmuş. Bu sefer yine akımı ilk başladığım noktada olduğu gibi artı yönde arttırdığımda öncelikli olarak eksi yöndeki artık manyetik akıyı sıfırlıyor. Şu noktadan sonra artık artı yönde bir manyetik akı oluşturuyor. Bu benim histerisiz alan dediğim bir alan ve bu histerisiz alanı şöyle düşünebilirsiniz siz. Hani kondansörler üzerinde gerilim depoluyordu ya, enerji depoluyordu ya, ferromanyetik malzemelerinde üzerinde manyetik olarak depoladıkları enerji olarak bu histerisiz alanı düşünebilirsiniz. Videonun ilerleyen kısımlarında grafiğin bir kısmını göstereceğim. Daha anlaşılır olması için burada kısa bir giriş yapacağım. Düşük kayıplı saç aynı manyetik akıyı oluşturmak için daha az mıknatıslam akımına ihtiyaç duyar. Burada kesik çizgilerle göstermiş olduğum yüksek kaliteli düşük kayıplı bir saç. Düz çizgilerle gösterilmiş olansa normal bir saç. Aralarındaki fark ne? Dikkat edecek olursanız normal bir saçın manyetik alan olarak depoladığı enerji düşük kayıplı bir saça göre daha yüksek. Bu aradaki fark aslında bir nevi bana mıknatıslam akımlarını verir. Ne demek istiyorum? Şu İki yeşil çizgi arasındaki düşük kayıplı sacın mıknatıslam akımı dikkat edecek olursanız histerisiz alanda. Şu iki sarı çizgi arasındaki akım ise bana normal sacın mıknatıslam akımını veriyor. Şu iki nokta arasındaki yine bu düz çizgili normal sacın histerisiz alanı. Dikkat edecek olursanız yüksek verimli sacın mıknatıslam akımı normal bir saca göre çok daha küçük. Normalde trafonun devreye girme anında çektiği bu yüksek akıma demiraj akımı da deniyor. Fakat işte demirajı Türkçe'ye çevirdiğimizde kalkış veya işte kalkınma tepe akımı olarak bilinir. Burada kalkan giden bir şey yok. Trafo olduğu yerde duruyor. O nedenle bazı literatürlerde kullanılan ani mıknatıslam akımı ya da işte darbe mıknatıslam akımı gibi tabiri kullanacağım ben. Daha çok bu videoda benden ani mıknatıslam akımı olarak duyacaksınız bunu. Normalde trafonun devamlı çalışmasında gerilim ile manyetik akı arasındaki faz farkı 90 derecedir. Fakat trafo ilk devreye girerken, ilk enerjilendiğinde gerilim ile manyetik akı arasındaki faz farkı sıfırdır. Biraz sonra grafikleri anlamlandırmanızda bu bilgi yararlı olacaktır. Şimdi bu grafik bana neyi veriyor? Gerilimi uygulamışım ben trafoya. Bundan 90 derece faz farklı olarak bir manyetik akı oluşmuş. Akımla da zaten gerilim arasında 90 derece faz farkı vardır. Akımı oluşturan da manyetik akıdır. Yani aslında siz burada B grafiği olarak gördüğünüz şey bana bir nevi akımın grafiğini vermiş olacak. Şu noktada ilk kırmızı çizgiyle gördüğünüz, kesik çizgiyle gördüğünüz noktada ben trafonun devresini açmışım. Manyetik akı oluşmuş. Fakat bundan sonra manyetik akı sıfırlanmıyor. Niye? Nüve üzerinde kalan artık manyetik akı oluşuyordu. Buna da ben
BR demiş. Şu anda trafonun enerjisi yok. Trafodan enerji akım geçmiyor. Ama trafo nüvesi üzerinde bu yönde bir BR artık mıknatıs eğitim var. Daha sonra herhangi bir zamanda gelmişim şu noktada. Örneğin tekrar trafoya gerilim uygulamışım. Trafoya gerilim uygulamamla birlikte bir manyetik akı oluşacak. Fakat oluşan bu manyetik akı yönel olarak da baktığınızda artı yönde oluşacak. Oluşan bu manyetik akı artık manyetik akının üzerine koyarak devam edecek. Zaten nüve üzerinde bir artık manyetik akı var. Yeni oluşacak gerilim vermemle birlikte yeni oluşacak manyetik akı ise bu artık manyetik akının üzerine koyarak devam edecektir. Ama benim nüvemin bir doyum noktası var. Şu da benim trafomun ya da işte nüvemin doyum noktası olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bu grafiği biraz daha detaylandıralım. Burada normal çalışma sırasında oluşan manyetik akı bu. Şu noktada ben enerjiyi kesmişim. Kesmeseydim bu şekilde devam edecekti bu. Kesik çizgilerle. Normal çalışma sırasında bobinin akımı şu. Bu. Yine ki burada kesmişim. Kesmeseydim bu şekilde devam edecekti. Şu noktada trafomuzun ya da bobinimizin enerjisini kesmişiz. Daha sonra yine bir BR artık manyetik akı var. Bu manyetik akı devam ediyor. Ve şu noktada ikinci kesik çizgide tekrar trafoma ya da bobinime enerji vermiş. Bu sefer artık mıknatısiyetin üstüne vermiş olduğum enerjiyle birlikte yeni bir manyetik akı oluşuyor. Artık mıknatısiyetin üstüne ve oluşan bu manyetik akının oluşturmuş olduğu akım da bu. Devreye girme anında bobin akımı olarak gösterdiğim kısım bu. Artık manyetik akına enerji verdiğimde üzerine oluşacak olan, ilave olacak olan manyetik akı neredeyse normal çalışmada gördüğü pik manyetik akının iki misline çıkacaktır. Buna bir de artık manyetik akıyı koyduğunuzda bu trafoyu hayli hayli doyuma götürecek bir manyetik akıdır. Trafo doyuma giderse ne olacak? Endüktans olmayacak ya da endüktans değerleri çok küçük değerlere düşecek ve bu da trafomun çok yüksek akımlar çekmesine neden olacak. Burada az önce BH eğrisinde mıknatıslama akımı vermiştim ya, grafiğin bir kısmı. Normalde çekirdek akısı bu. Trafodan ya da bobinden geçen bu. Şimdi bu artık bir manyetik akı üzerine binecek olursa yukarı doğru kayacak. Bakın yukarı doğru kaymış. Yukarı doğru kaydığında nereye geldi? Benim nüvemin doyum noktasına geldi. Bu sefer doyum noktasına geldiğinde de aradaki histeris alandaki o fark bir önceki grafikten hatırlamaya kalkın çok büyüyecek. Normal bir mıknatıslama akım, çalışma mıknatıslama akım buyken devreye girme anında pik şeklinde mıknatıslama akımları ne yapacak benim nüvem? Çekecek. Bu artık manyetik akı kalacak mı? Kalmayacak. 5-10 periyot sonra normal trafo çalışmasına girecek. Ama bu ara manyetik akı normal halini alana kadar da benim pik akımlarım devam edecek. Burada şöyle bir şeyden bahsedeyim. Artık mıknatısiyet tek yönde. Yani trafo devreden çıktığında artık mıknatısiyet ne yöndeyse o yönde. Bizim grafiğimizde artı B yönünde gösterdik. Eksi B de olabilir. Yani şu alternansın aşağı tarafında da olabilir. Hangi yönde olacağını bilemeyiz. Artık mıknatısiyetin üstüne koyarak gideceği için tabii bir zaman sonra bu normale inecek. Bu simetri olmayacak. Yani bir yöndeki manyetik akı devamlı diğer yöndekine göre çok daha büyük değerlerde olacak ve simetri olmayacak. Bu manyetik akının oluşturduğu akım da simetri olmayacak. Simetriden kastım ne? Sinüs dalga formunu düşünün. Eksi ve artı alternansları aynı değerde olmayacak. Örneğin burada artı alternansın değerleri çok daha büyük. Ve simetri olmadığı için de oluşan bu pik akımları bol miktarda ikinci harmonik ya da işte çift sayılı harmonikler üretecektir. Harmonikle ilgili ben bir video çekmiştim hatırlıyor musunuz? Orada ben normalde tek sayılı harmoniklerden bahsetmiştim ama şöyle bir şey demiştim. Eğer yarım dalga bir doğrultma yapıyorsanız yani sinüs formunun artı ya da eksi alternansını yok edip tek alternansı kullanıyorsanız çift sayılı harmonikler de oluşur demiştim. Ama böyle bir harmoniğin oluşma olasılığı çünkü böyle bir doğrultma çok fazla kullanılmıyor. Zayıftır. Genel yüke vurduğunuz zaman da bu tip yükler çok küçük olduğu için göz önüne alınmaz demiştim. Hatırlarsanız yani simetri bozulduğu anda aslında çift sayılı harmonikler tekrar ortaya çıkıyor. Burada mesela 3 fazlı bir trafonun devreye giriş anında çekmiş olduğu akım. Burada dikkat edecek olursanız şu fazlardan biri simetri olmayan pik akımları çekmiş. Fazlardan diğeri simetri olmayan bu sefer ters yönde pik akımları eksi alternansla pik akımları çekmiş. Fazlardan bir tanesiyle normal akımı civarlarında bir akım çekmiş. Yine bir örnek var burada. Normalde bu ne? 0.4 amper gibi gözüken bir toroid trafoya siz enerji verdiğinizde 22 amperlik pik akımı çekebilir şeklinde burada bir grafik var. Tabii buradaki toroid trafoda
Biraz sonra göreceksiniz bu akımları neye bağlı, ne kadar sürede düşer. Çok çabuk normal akım değerine düşmüş ama 22 amper pik akımını burada görmüş. Bir bobin olarak düşünürseniz, yani tek fazlı bir trafo olarak düşünürseniz bunu, en uygun devreye girme anları şu 1 ve 2 nolu anlar. Bu bir B manyetik akı grafiği. Manyetik akı grafiğinde eğer siz manyetik akının, tabii bu artı alternansta bir manyetik akı, eksi olsaydı bu sefer onlar burada olacaktı. Artı alternansta ya da işte artı tarafta oluşan bir manyetik akı yine artı bir B grafiğinin bir ya da iki nolu noktalarında girdiğinizde bu pik akımları çok daha düşük olacaktır. Bunu denk getirme olasılığımız var mı? O sizin işte devreye girme anınıza bağlı. Hani ben ilk başta atelyenin trafosunu devreye sokarken bazen açma yaptı, bazen açmadı. Ya. İşte açma yapmadığı anlar demek ki denk geldi 1 ya da 2 anlarına ya da bu bölgelere denk geldi. Oradaki benim sigortam açma yapmadı. Ama diğer artık mıknatısın üstüne pik manyetik akıları oluşturacak şekilde ise orada oluşan pik mıknatıslama akımları benim sigortama açmaya götürdü. Neden olabileceği sorunlara bakalım. Elektriksel yalıtımın bozulması pik akımları, pik gerilimlerine neden olabilir. Transformatör sargılarında mekanik hasarlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Transformatörü hesabında, konstrüksiyonunda özellikle OG-YG trafolar için düşünün bunu. Orada trafonun bobinlerinin oluşturmuş olduğu bir manyetik alan var. Bu manyetik alan yan yana duran iki bobini itme ve çekme şeklinde manyetik alanlar oluşturacak, mıknatıslanmalar oluşturacak ve buna dayanacak şekilde, buradaki kuvvetlere dayanacak şekilde konstrüksiyon uygulanır. Ama siz trafodan pik akımları geçecek olursanız aksiyel ve radyal kuvvetler burada çok büyük noktalara çıkacak. Belki trafo sargılarınızın dağılması, dizilişin bozulmasına neden olabilecek. Trafonun ömrünün azalması, bağlı olduğu güç sistemleri ile rezonansa girme. Rezonans dediğimiz özellikle XD, XC devrelerde oluşan bir durum. Az önce görmüş olduğunuz gibi çift harmonikler oluşuyor. Orada işte frekansta bozulmalar oluyor. Rezonanslara girebilir ve aşağıdaki, yani yük durumundaki sistemlerde de açmalara neden olabilir. Koruma rölelerinde hatalı algılama. Evet, bu özellikle YG, OG trafolarda bizim tedarikçi arkadaşları oldukça zorlayan bir durum. Peki hani devreye girme anında ne kadar bir akım çeker? 10 misli çekebilir, 2 misli çekebilir bilemeyiz. Yani o anki duruma bağlı. Nüvedeki artık mıknatısiyete bağlı. Bu nüvedeki artık akı miktarını belirleyen faktörler ne? Nüvenin karakteristiği, sargı endüktansı, nüve geometrisi, transformatör kesicinin açma, transformatörü devreden çıkarma anı ve kapama, yani devreye alma anı. Az önce dikkat edecek olursanız ben size yüksek kaliteli ve düşük kaliteli saçları göstermiştim. Yüksek kaliteli saçta histeriz alan daha küçüktü. Orada oluşacak olan mesela manyetik akı, kalıcı manyetik akı daha az olacaktır. Azaltıcı yöntemler ne? Transformatöre seri empedans bağlamak, kontrollü anahtarlamak, nötr noktasına direnç bağlamak, enerjilendirilmeden önce artık akıya ayar yapmak. Şimdi bunlar üzerinde çalışan makaleler yazılmış, denemeler yapılmış yöntemler. Ben de araştırırken gördüm bunları. Fakat bu yöntemler üzerinde bilimsel çalışmalar yapılsa da uygulamada bunlar pek karşılık bulmamıştır. Yine gidin bir dağıtım trafosunu, gelir oradaki elektrikçi arkadaş şak diye kesicisini devreye sokar. Yok işte kontrollü anahtarlayayım, bununla ilgili bir sistem kuralım işte, ya da işte seri empedansla birlikte anahtarlayayım, bunlara dikkat etmezler. Çünkü hem bunlar maliyeti olan noktalar, çözümler, hem de teknik olarak üzerinde çalışılması gereken çözümler. Bir de videoyu bitirmeden şundan bahsedeyim. Gebze'nin girişinde bir trafo fabrikası var. O trafo fabrikası ilk olarak AEG ETİ'deydi. Daha sonra birkaç kez el değiştirdi. Ben üniversite yaz stajımı da o trafo fabrikasına yaptım. YG trafolar kısmında staj yapmıştım ben. Mesela orada trafo testleri yapıyorduk. Birçok testi var trafonun. Trafo testlerini yaparken normal bir şebekeden gerilim alıp o trafo testleri yapılmıyordu. Laboratuvarın, güç laboratuvarının arka tarafında bir jeneratör grubu vardı. Jeneratör grubuyla elektrik üretiliyordu ve üretilen elektrik oradaki trafoya veriliyordu. Çünkü ülkelere göre frekanslar değişiyor, gerilim seviyeleri değişiyor. Bunun için o ayarlanabilir bir jeneratör grubu vardı. Ve orada mesela trafonun testleri bittikten sonra oradaki kesici direkt açılmazdı. Buradaki jeneratörün uyartımı düşürülürdü. Trafoya uygulanan gerilim düşürülürdü. Daha sonra kesici
devreye açardı ve trafonun enerjisini keserdi. Şimdi onun yapılma nedeni şu. Örneğin 154 kV'luk bir trafoya 154 kV uyguladınız. Jeneratör grubu işi bitti, trafonun testleri bitti. Jeneratör grubu 154 kV'u artık düşürüyordu kademeli olarak. Örneğin trafo sargılarına birkaç bin volt gerilim uyguluyordu ve daha sonra devreden çıkarıyordu. Peki bunu neden yapıyorlardı? Yine bu eriye dönecek olursak, bu neydi? Artık manyetik akıydı. Örneğin trafo 154 kV'sa bu tabi eğri daha büyük olacak. Üzerindeki artık mıknasiyet örneğin yüksek değerlerde olacak. Ama 154 kV'luk sis trafoya örneğin en son birkaç bin volt, örneğin 2000 volt, 1000 volt uyguladığınızda trafo nüvesindeki artık mıknasiyetleri çok daha küçük olacaktı. Ve şunu derlerdi, gittiği yerde devreye alındığında yüksek pik akımı çekmesin ve işte kesicisi, koruma sistemleri neyse onları aştırma yapmasın derlerdi. Ve trafoyu daha az artık manyetik akı kalacak şekilde üzerindeki gerilimi düşürerek devreden çıkarırlardı. Aslında bu sorun tedarikçi arkadaşları oldukça zorlayan bir sorun. Trafo manevralarında özellikle trafoların devreye girip açma yapması sık karşılaşılan bir durum. Hatta bazı arkadaşlar ya yüzlerce kez trafoyu devreye aldık ama bir kere de açma yaptırmadan çalışanı çok nadir, bir iki kere gördük falan derler. Burada daha çok trafonun primer kısmındaki sigorta akım değerini yüksek değerde seçerek işte bu ilk devreye girme anındaki sigortanın açmasını engellemeye çalışırlar. Bir de şöyle düşünün, dağıtım trafolarında birçok yerde kompakt şalter, MCCB falan kullanılmaz, kesici kullanılmaz. En az sigortayı takarlar ve devam ederler. Çünkü maliyeti düşüktür. Şimdi devreye girme anında o en az sigorta açma yapar. Değeri küçük seçerseniz. Açma yapmasın, en azla uğraşmayalım diye trafonun girişindeki primer kısmındaki en az sigortanın akım değerlerini de yüksek seçerler. Örneğin 3 misli 4 misli primer akımını yüksek seçerler. Bu durumda oraya koymuş olduğunuz en az sigorta ya da işte buna benzer bir sistem varsa, basit bir sistem varsa trafoyu primer kısmından korumaz. Trafoyu koruyacaksanız siz trafonun sekonder kısmına koymuş olduğunuz MCCB'lerle siz trafonun aşırı yüke girmesini, yüksek akım çekmesini ve yanmasını engellersiniz. Yani primer tarafından koymuş olduğunuz koruma elemanları çok da sağlıklı çalışmaz. O nedenle aklınızda olsun, bir trafonuz varsa yanmasını istemiyorsanız sekonder tarafından yüksek akım çekmesini engelleyecek şekilde koruma sistemlerini kullanmanız gerekli. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.